Türkiye'nin gündeminde inanın yoksulluk, işsizlik, hayat pahalılığı var. Başka da hiçbir şey yok. Süt krizi var, et krizi gelecek diyoruz. Bunları anlatıyoruz. Kime anlatıyoruz? Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, parti binasında gazetecilere yaptığı açıklamada ülke ekonomisini değerlendirdi. Gaytancıoğlu, Türkiye'nin gündeminde yoksulluğun, işsizliğin ve hayat pahalılığının olduğunu belirterek en düşük sebze fiyatının 20 lira olduğunu söyledi. Türkiye'nin gündeminde inanın yoksulluk, işsizlik, hayat pahalılığı var. Başka da hiçbir şey yok. Yani insanlar et alamıyor, süt içemiyor. Pazara çıkamıyor. En düşük fiyatlı sebze 20 lira olmuş. Yani bunun hiçbir hesabını, kitabını bilmiyor mu iktidar? Hala en düşük emekli aylığı bizlerin gayretiyle 5500 liraya çıkarttı. 5500 lirayla buyursunlar kendileri geçirsinler. Yani bir evin bir odasını dahi yaksanız, tek fatura, tek odayı yaksanız en az 700-800 lira gaz parası. Kömür koysanız daha da pahalı. Kömürle ısınmaya kalsın. Bu evin elektrik faturası varsa, hiç yakmasa, televizyon ışığında idare etse akşamları, çamaşırları ayda bir kere yıkasa 300 lira. Bu insan eğer emekliyse hastaneye gitmesi lazım, ilaç yazdırması lazım. Dolmuşa binecek, minibüse binecek, yol parası, bir şeyler yedi demiyorum. Hastaneye gitti geldi, bir de kontrole gitti geldi en az 100 lira. Telefonu olmasın mı bu arkadaş? Çoluğunu, çocuğunu, torununu aramasın mı? En az bir telefon 150-200 lira görüşme yapması lazım. Su parası vermesi lazım ki en düşük suyu Edirne Belediye'miz veriyor. Ona rağmen 100 lira. Yani bunları topladığınızda kahvede iki çay içemeyecek durumda. Peki bunun kirası var mı? Kira varsa bitti. Çoluğu, çocuğu yardımcı olmak zorunda. O nedenle biz artık o mu, şu mu, bu mu, hiç onları düşünmüyoruz. Kim belediye başkanı olmuş, kim milletvekili olmuş, kim ilçe başkanı olmuş, onları inanın düşünmüyoruz. Biz bu iktidardan kurtulmak için Cumhuriyet Halk Partisi tüm örgütleriyle, tüm gücüyle Millet İttifakı'nın en önemli bileşeni olarak mücadele edecek ve Türkiye Cumhuriyeti'ni yeniden insanların yüzünün güldüğü bir hale getirecek. Bize şunu söylüyorlar, asgari ücret 2800 lirayken daha iyiydi. Alım gücümüz vardı. Emekli maaşımız 1500 lirayken daha iyiydi. Bir şeyler alabiliyorduk. Şimdi alamıyoruz. Aylardır kendimizi yırtıyoruz ya. İnekler kesiliyor diyoruz. Süt krizi var. Et krizi gelecek diyoruz. Bunları anlatıyoruz. Kime anlatıyoruz? Hala ithalat peşindeler. Hala rant peşindeler. Yani rantçı bir iktidar, yandaşları beslemekle görevli kendini addeden bir iktidar, hala halkın, milyonlarca yoksulun, emeklinin, işçinin, işsizin, gençlerin çöktüğünü görmüyor. Ya gençler o kadar moralsiz ki her 10 gençten 7'si Türkiye'yi terk etmek istiyor. Bu dönemde bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak çok büyük bir sorumluluğumuz var. Bu ülkeyi biz kurduk. Bu ülkenin kurucu ayarlarında hep üretim vardı, hakça bölüşüm vardı ama şimdi görüyoruz hakça bölüşüm yok. Yandaşlara rant, her türlü yolsuzluk ve genel başkanımızla neredeyse dalga geçmeye, her türlü komplo yapmaya hazır bir iktidar var.